Yaklaşan kritik 1 Kasım seçimleri öncesi tüm partiler vaatlerini meydanlarda, seçim çalışmalarında anlatıyor. Bu vaatlerin kaynak kısmı ise en önemli sorun. Türkiye'nin 3 katrilyon dolarlık madenlerinden hiçbir parti bahsetmiyor. Bağımsız Türkiye Partisi haricinde. Diğer parti liderlerinin neden maden kelimesini ağzına almadığını izah eden BTP Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, kendi dönemlerinde bu madenlerin ülke ekonomisine nasıl kazandırılacağını anlattı. Türkiye Partisi'nin güzide milletvekili adayları görücüye çıktı. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, Bursa aday tanıtım programında 5000 lira asgari ücret dahil tüm projeleri için yeterli olacak kaynakları sıraladı. 3 katrilyon dolarlık yeri altı kaynaklarımız, yıllık 2 trilyon lira gayri safi milli hasılanın karşılığında basılacak para, vergiden 500 milyar lira ve enerjiden 200 milyar lira. Bu başlıkları tek tek açan BTP lideri, madenlerin kısa sürede nasıl paraya çevrileceğini izah etti. 3 katrilyon dolarlık servetten, yeraltı kaynaklarından dava açacağız. Tespit davası. Bursa, Yalova, İzmit, Adapazarı, 20-25 vilayet sayacağız. Bu 25 vilayette olan madenlerin tutarını mahkemenin tespitiyle tespit edeceğiz. Mahkemenin tespit ettiği karar aynen cebindeki karar gibidir. Ne dedik biz? Dedik ki şu kadar servetimiz var. Hepsini birden devreye koymuyoruz. 50 trilyon Türk lirasılık serveti koyuyoruz. Ve bilirkişi raporlarını veriyor. Sayın hakim elindeki delillerle evet şu 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 illerde şu 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 madenler var. Bunlar bugünkü para karşılığında 50 trilyon Türk lirasıdır. Atıyor imzasını bilmem kim hakim. Bu aynen bir para gibidir arkadaşlar. Peki ne yapacağız bunu biz? Biz bunu hazineye koyacağız. Merkez Bankası müdürüne diyeceğiz ki bu yıl bunun 2 trilyonunu devreye koyacaksın. 50 trilyonun 2 trilyonunu devreye koyacaksın ve kamuoyunda biz bunu hükümet olarak artık işçiye vereceğiz, memura vereceğiz, emekliye vereceğiz. 3 katrilyon dolarlık geri atı kaynakları arasında altın örneğini veren BTP lideri sadece Gümüşhane'deki altın yatağıyla Türkiye'nin 100 yıllık ihtiyacının karşılanabileceğini belirtti. Bizim öyle büyük servetimiz var ki vallahi de billahi kıyamet sabahına kadar bir elimiz yağda bir elimiz balda yer içeriz ama bu serveti tüketemeyiz. Dünyada çıkan altının İkincisi bizde. Birisi Güney Afrika'da birinci, ikinci de Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Artvin ile Gümüşhane arasında bir altın damarı bulundu. Takriben 4 veya 5 yıl evvel. Bir ton toprakta tam 1 kilo 750 gram altın çıkıyor. Bir ton toprakta. Ya bu servet sadece Türkiye 100 sene bakar. Türkiye'nin her tarafı taşı toprağı altın. El ele vereceğiz, bu işi halledeceğiz. Ama bunlar bu işi bilmez. Bilirler. Bildikleri şeyleri kendilerine bırakalım, devletin yakasını bıraksınlar. Peki gerek 7 Haziran, gerekse yaklaşan 1 Kasım seçimleri öncesinde diğer partilerin liderleri maden kaynaklarından neden bahsetmiyor? Ben işte asgari ücret derken onlar olmaz etmez baktım ki hepsi asgari ücret. Birisi 1400, birisi 1500, birisi 1800. İyi onu da kabul ettirdik onlara. Ama veremezler arkadaşlar. Ya hocam sen de amma da insafsız adamsın. Sen 5000 veriyorsun. Kaynak olur o 1400'e 1500'e kaynak bulamıyor. He vallahi öyle. Hocam o senin verdiğin kaynaklardan bunlar istifade edemez mi? Eğer Amerika'ya gitmeseydi istifade ederlerdi. Amerika diyor onlara ki sakın bu madenlere dokunmayın ben sizin kellenizi alırım. Hadi erkekse dokunsun. Hiçbirinin ağzından bu maden lafını duydunuz mu? Bundan kelle söz konusu.